Diyelim ki Ay'a doğru bir uzay gezisine çıktık. Ay'a geldik ve şu anda Ay'ın yüzeyi üzerinde oturuyoruz. Şu çizdiğimi Ay'ın yüzeyi olarak düşünün tamam mı? Ay'a seyahatimizde yanımızda iki parça da eşya getirmiş olalım. Ne olabilir? Mesela betondan yapılma bir tuğla ve bir de kuş tüyü getirdiğimizi farz edelim. Bu tuğla evet bu da kuş tüyü Ve şimdi soruyorum. Beton tuğlayı ve kuş tüyünü elimden aynı anda bıraksam ayın yüzeyine hangisi daha önce çarpar? Evet ne diyorsunuz? Aynı deneyi dünyada yaparsak beton tuğlanın dost doğru aşağı doğru düşeceğini biliyoruz. Hatta bu düşme hareketi tuğla çabucak ivmeleneceği için oldukça hızlı da olacaktır. Yine dünyadayken tüyü elimizden bıraktığımızda ise tüy oradan arada uçuşacak ve bu sebeple de yere düşmesi daha uzun bir zaman alacaktır. Kısacası dünyadayken yani hava olan bir ortamda yere ilk çarpanın beton tuğla olacağını biliyoruz. Şimdi gelelim Ay'a. Ay ile Ay ilgili ilginç durum Ay'da tuğlaya ya da tüye direnç sağlayacak atmosfer olmamasıdır. Evet ne diyorsunuz sizce ne olacak? Aklınıza gelen ilk şey Newton'un evrensel çekim kanununu kullanıp tuğla üzerine etkiyen yer çekimi kuvvetini hesaplamak olabilir. Tuğlaya etkiyen kuvveti büyük G, Ayın kütlesi emin altına koyduğum A harfi Ay'ı temsil ediyor. çarpı tuğlanın kütlesi bölü tuğlayla ayın merkezi arasındaki uzaklığın karesi. Bunun tuğla veya ayın merkezi arasındaki uzaklık olduğunu düşünelim ve evet bu uzaklığın karesini alıyoruz. Eğer bu anlaşıldıysa aynı mantığı kullanarak bir de tüyü etkiyen yer çekimi kuvveti hesaplayalım. Bu arada tuğlayı ve tüyü etkiyen bu kuvvetin tüyün ve tuğlanın ağırlığı olduğunu da bilmenizi istiyorum. Tüyü etkiyen yer çekimi kuvveti büyük G çarpı ayın kütlesi çarpı tüyün kütlesi bölü tüy ile ayın merkezi arasındaki uzaklığın karesi. Uzaklığı bulup karesini alıyoruz. Bu iki ifadeyi karşılaştırdığımızda ise ikisinde de G çarpı ayın kütlesi bölü ayın merkezi ile cisim arasındaki uzaklığın karesi olduğunu görüyoruz. Bu ifade ikisinde de olduğu için gelin bunun yerine aydaki yer çekimi alanını kullanalım. Bu sayı ile herhangi bir cismin kütlesini çarpınca o cisim aydaki ağırlığını ya da o cisme ayda etkiyen yer çekimi kuvvetini buluyoruz. Aydaki yer çekimi alanı için kısaca küçük g alt indi a'yı kullanacağım. Tüm bunların yerine küçük g yazdığımızda o tuğla etkileyen kuvvet. Bu arada bu küçük g'yi dünya içinde kullandığımız yer çekimi sabiti ya da yer çekimine bağlı ivme olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Burada ise ayda olduğumuz için bunu aydaki yerçekimi sabit olarak düşünüyoruz. Zaten o yüzden küçük ga'yı kullanıyoruz. Evet küçük ga çarpı tuğlanın kütlesi. Tüye geldiğimizde tüye etkiyen kuvvet yine tüm bunların yerine kullanacağımız küçük ga çarpı tüyün kütlesi olacak. Tuğlanın kütlesinin tüyün kütlesinden daha büyük olduğunu bildiğimize göre ya da varsadığımıza göre diyeyim bu yerinde bir varsayımdır öyle değil mi? Evet. Eğer tuğlanın kütlesi tüyün kütlesinden büyükse, üzerlerine etkiyen kuvvetler için ne söyleyebiliriz? Buradaki kütle buradakinden küçük olduğuna ve iki kütleyi de aynı sabitle çarptığımıza göre, tuğla üzerine etkileyen yer çekimi kuvveti de tüy üzerine etkiyen yer çekimi kuvvetinden büyük olur. Eğer tüm bunları siz de yaptıysanız, şu ana kadar yaptığımız her şeyin doğru olduğunu da biliyorum. Tuğlaya etkiyen yer çekimi kuvveti daha büyük olduğu için tuğlanın ayın üzerine doğru daha hızlı bir şekilde inmeleneceğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada tuğla üzerine etkiyen kuvvet daha büyük olsa da tuğlanın kütlesinin de daha büyük olduğuna dikkat etmelisiniz. Bunu söylüyorum çünkü bir cismin kütlesi ne kadar büyük olursa belirli bir kuvvet yüzünden yaşayacağı ivmenin de o kadar küçük olacağını biliyoruz. Kısacası bu cisimlerin ayın yüzeyine ne kadar hızlı düşeceklerini belirleyen şey aslında ivmeleridir. Öyleyse bizim ivmelerini bulmamız gerekir. Farklı renk kullanayım. Kuvvet kütle çarpı ivmeyi öyle değil mi? İki tarafı da kütleye bölersek ivme kuvvet bölü kütle olur. İvme eşittir kuvvet bölü kütle. İvme ve kuvvetin vektörel büyüklükler olduklarında ekleyeyim. Bu durumda kullanacağımız değerler, yani eğer gerçek değerler kullanıyor olsaydık, aşağı yönlü hareketler için negatif, yukarı yönlü hareketler için de pozitif değerler kullanmamız gerekirdi. Gerçek değerler kullanmayacağımız için bunu yapmamıza gerek yok ama bu hareketlerin yönlerinin de aslında bir şekilde verildiğini bilmelisiniz. Tuğlanın ivmesiyle başlayalım. İvmeyi küçük a ile gösteriyoruz. Tuğla içinde küçük a indis 2 yazıyoruz. Tuğlanın ivmesi tuğlayı etkiyen kuvvet bölü tuğlanın kütlesine eşit. Tuğlayı etkiyen kuvvetin küçük ga çarpı tuğlanın kütlesine eşit olduğunu biliyoruz. Bunu bir de tuğlanın kütlesine bölmemiz lazım. Bununla bu birbirini götürdüğünde tuğlanın aydaki ivmesinin küçük ga'ya yani aydaki yerçekim alanına eşit olduğunu buluyoruz. Evet tuğlanın ne kadar çabuk hızlanacağını ay'daki yer çekimi alanı belirleyecek. Gelin aynı şeyi tüy içinde yapalım. Ne bulacağımızı biliyorum. Tüyün ivmesi için de tüyü etkiyen kuvvet çarpı tüyün kütlesi denklemini kurabiliriz. Tüyü etkileyen kuvvet neydi? Küçük gA çarpı tüyün kütlesi. Bunu tüyün kütlesine böldüğümüzde kütleler yine birbirlerini götürecek ve tüyün ivmesini de ay'daki yer çekimi alanına eşit olarak bulacağız. Gördüğünüz gibi tuğla da tüy de aynı oranda ivmelenecek. Bu bize kütleleri farklı olsa da ikisinin de aynı yerden aynı anda ivmelenmeye başlayacağını, yere çarptıkları andaki hızlarının ve yere çarpma sürelerinin de eşit olacaklarını anlatıyor. Sonuç olarak daha büyük bir kütlenin ay üzerinde daha büyük bir yer çekimi kuvvetine maruz kaldığı açık. Ama iki cismin ivmelenmelerinin kütleleriyle bir bağlantısı olmadığını öğrenmiş olduk. A yüzeyinde yüzeyden aynı yükseklikte bulunan herhangi iki kütlenin inmesi her zaman aynı olacaktır. Bu noktada aklınızdan eğer bu durum ayda geçerli ise dünyada neden geçerli değil ki diye geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Aynı deneyi dünyada deney yaptığınız oda ya da yerdeki tüm havayı boşaltarak yapsaydınız, yani ortamda hava direnci olmasaydı, bir tuğla ve tüyü aynı yükseklikten aynı anda bıraksaydınız ikisi de aynı anda yere çarpardı. Bir tüyün dostu yere düşeceğini gözünüzün önüne getiremiyor olabilirsiniz ama bana inanın ortamdaki tüm havayı boşaltırsanız gerçekten öyle olur. Soruya geri dönecek olursak bu durumda tüy ile tuğla arasındaki fark hava direnci ile alakalı oluyor. Aynı kütleye sahip olan bir tuğla alsanız ve onu daha fazla hava direncine maruz kalacak şekilde düzleştirseniz bununla bunun kütlelerinin aynı olduğunu varsayıyoruz. Düz tuğlanın yere düşmesi için geçen süre orijinal tuğlaya göre daha fazla olacaktır. Evet, bu tuğlanın yüzeyinin büyük olması düşerken daha fazla hava direncine maruz kalmasına sebep olacağı için yere daha yavaş düşecektir. Aynı şekilde bu tüyle aynı kütleye sahip başka bir tüy alırsanız ve onu hava direncini azaltacak şekilde sıkıştırırsanız bu tüyün de diğerlerine göre yere daha hızlı düşeceğini görebilirsiniz. Dolayısıyla havasız bir ortamda cisimlerin yere düşme süreleri aynıdır diyebiliriz. Hava olan bir ortamda bu sürenin değişmesinin sebebi ise havanın yarattığı dirençtir. Aynı şekle sahip iki cisimden kütlesi daha büyük olan hava direncine karşı daha büyük Net kuvvet uygulayacağı için yere daha hızlı düşer. Aynı ağırlığa sahip iki cisimden daha aerodinamik olan yani daha az hava direncine maruz kalan da yere daha hızlı düşer. Buna benzer bir deneyi odanızda siz de yapabilirsiniz. Elinize bir kitap bir de karton ya da kağıt parçası alın. Kağıt parçasının kitaba göre daha yavaş düşeceğini görebilirsiniz. Ama eğer kağıdı kitabın üzerine koyarsanız, kitap kağıdın maruz kalacağı hava direncini önlediği için ikisi de aynı anda yere düşerler.